2023 şeker pancarı fiyatları açıklandı. Konya'nın Çumra ilçesinde bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterse de bazıları ise fiyatı normal buldu. Türk Şeker 2023 şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1855 TL olarak açıkladı. Böylece geçen yıl ton başına 1450 TL olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatı bu sezon %27,9 artırılarak 1855 TL'ye yükseltildi. Üreticilerin fiyat beklentisi ton başına en az 2000 TL olarak dile getiriliyordu. İyi mi diyor? İyi diyorlar. Niye? 1800 lira iyi para. Ama düşük olduğunu söyleyenler var. Yok canım. Geçen sene düşük açıkladılar. 1800 lira diyorlar. 1800 lira kusuru da var herhalde. İyi diyor millet. Şu anda iyi öyle mi? Şu anda bahar ekicilere bakacaksın şimdi sen. Ekicilere bakacaksın. Herkes yüklenecek ekmeğe. Ama bana göre fiyat iyi. İyi mi? İyi. Ama düşük olduğunu söylüyorlar. Yok. İyi. Şimdi şeker o zaman kaç olacak? Şeker o zaman yiyemeyiz. Ekmek mesela un çuvalı bağlandı. Ekmek 7000 lira oldu. Ekmek keşke 4 olsun, 3 olsun. İstemez miyiz? İsteriz. Bunu hükümet yapmıyor. Bunu holdingler yapıyor. Zenginler yapıyor bu yüksek fiyatı yükseltmeyi. Marketler, büyük marketler, büyük fabrikalar onlar yükseliyor. Hükümet istemiyor böyle yükselmesini. Ama holdingler onların işine iyi geliyor. Ne diyeyim? Eğer bu holdinglerin oyuna geçerse devlet bu fiyatları aşağı çeker. Geçemezse? Geçemezse gider, daha gider. Daha gider. Geçemezse ekmek 10 lira kışın. Kışın ortasında 10 lira. Şu an 7 lira oldu Konya. Evet. Çumba'da daha 6 lira. Abi. Yarın daha gidecek bu. Yazık, fakirler ne yiyecek? Fakir ukara var yani. Hani alt tabakayı düşünmek lazım. Üst tabaka zaten gitmiş. Malı var, para etti. Mahsulü var, para etti. Ufaklar gidiyor, kayboluyor yani. Ki istiyor 2,5-3 lira olsun. Et yanında şekeri nasıl alacağız? Çay nasıl içeceğiz? Bir bardak çay şimdi 3,5 açıyoruz biz burada esnaf olarak. O zaman bir bardak çay 10 lira içeceğiz. Ben burada o zaman sana ben çay söyleyemem o zaman. Sen geldiğinde ben sana çay söyleyemem. İşte o zaman alt tabakayı da düşünmek lazım. Çiftçi tamam olsun diyor. Deha olsun, deha olsun. Çiftçinin önünde, evinin önünde 2 tane 3 tane traktör var. Araba var. Tarla var. Yine olan gariban şey oluyor, çiftçi oluyor. Gariban esnaf oluyor, ufak esnaf oluyor. Büyük esnaflar hiçbir zaman zarar etmiyor. İstiklara çok ihtiyaç var. İstiklara ihtiyaç var. Devlet bunlara el atması lazım. El atması lazım. El atacak, durun yeter diyecek. Cezası ceza, kapatmaysa kapatma verecek. Ağırlaştırmış ceza verecek. Değilse bunların hakkından gelinmez. Gelinmez. Abi gelinmez ya. Bu şekilde ne olacak ya? Bugün kaldığın yarın tutmuyor. Yarın kaldığın bir günü tutmuyor. Tutmuyor. Azdır, büyük bir ihtimal zaten. Çok olması imkansız. İmkansız mı? Evet. Niye? Çünkü hayat şartları zor, yetişmiyor hiçbir şey. Şu anda fiyatlar çok kritik yani. Evet. Niye efendim? Her şey pahalı. Hani 2,5 liranın olması lazım pancar fiyatlarının. En az değil mi? En az 2,5 lira olması lazım. Bizim de hakkımız verilmiyor. Çiftçinin de hakkı verilmiyor. Bir pancar 50 kilo şeker çuvalı 2000 lira. Bir ton pancar 1850 lira, 1800 lira. Çiftçinin hakkı verilmiyor. Bu herhalde bir tonun 2000-2200 olması lazım abi. 2200 en az olması mı lazım? Tabii en az. Abi en son buradan belediye başkanlarına sesleniyorum. Çiftçinin hakkını verin abi. Valla ne söyleyebiliriz? Çiftçinin durumu zaten, sular bitti. Kuyularda pancarlar yandı. Gübre fiyatları arttı. Hani bu mavi tünel mi diyorlardı, bir şey diyorlardı. Bunun ne zaman gelmesi lazım? Hani çiftçi susuz yani bu sene. Belki yağışımız olmazsa zaten ne diyeyim? Su yok. Su yok. Bu sene çiftçinin hani ekebileceği de yok. Hani su muhakkak olması lazım yani. Kesinlikle değil mi? Elbette. Peki su zamanında gelebilir mi efendim su? Vallahi bunu kaç yıl öncesini söyledilerdi zaten. Gelmesi lazım. Ve bu sene sular gerçekten bitti. Evet. Hani yani hayvanların bile içecek suyu kalmadı. Çiftçinin malı yandı. Zararlı kapatmaya çalışıyor. Bunu ne yapabileceğiz? Ben buradan devletimize sesleniyorum. Ne söylemek hani, isteriz buradan? Yani ne söylemek istiyorum size? Dediğim gibi su. Gerçekten Konya Adası'nın suyu lazım yani. Gerekli. Su olmadı mı hiçbir şey olmuyor. Mal olmaz. Hayvancılık olmaz. Hiçbir şey olmaz. 3000 lirasına gene adamlar kanaat etmez. Etmez mi? Etmez. Niye abi? Niye etmiyor mesela? Valla kanaatsızlık var adamlarda. İnsanlarda değil mi? Tabii. He. Adamlar az buçuk buldu muydu Allah bereket versin demiyorlar. Demiyorlar değil mi? Demiyorlar.
Şimdi 7 lira 8 lira verdiyse adam 10 lira ister. 10 lira mı ister? İster. İnsanoğlu böyle değil mi abi? Adam açgözlü çünkü isterler. Yani bir motor vardı şimdi 2-3 tane motor var bir adamda. 2 tane arabası var, 2 tane motoru var. Kendinin bir arabası var. Oğlun almış bir araba, kızın almış bir araba, gelin almış bir araba. Demek ki para var millette, para var. Değil mi? Ha, benim gibi emekli adam işte anca bir üç tekerlisi var. Başka nesi var? Bir evi var, bir üç teker. Bir canımız olsun. Allah bundan aşağı düşürmesin. Amin cümlemize. Peki son olarak ne söylemek istersin abi? Vallahi son olarak ne söyleyeyim? Benim kafamı bozan ne biliyor musun? Evet. Burada yabancılar bir gitsin, yönelsin. Kalabalık olunca her şey pahalı. Pahalı mı oluyor? Tabii. Nüfus yoğunluğu ne bileyim pahalı? Nüfus yoğunluğundan pahalı. Şurada 500 kişi varsa, 300 olsa daha başka olur. Az diyorlar. Şu ortamda az diyorlar. Hacım mı? Gitti hacım mı? Hacım mı? Bir sorun diyecek. Az mı diyorlar? Az diyorlar. Niye? Ortam pahalı. Şu kadar mazut kaç lira? Çok mu pahalı? Pahalı. Peki ne olması gerekir efendim? Fiyat vermesi lazım abi, böyle olmaz mı? Millet acizanıyor. Hayat pahalı, her şey için. İşte görmeye sormamıza gerek yok. Aldığımız 7,5 milyon, 27 sene Bağkur yatır. Ne yapacaksın 7,5'unu? Evlerin çumra, bir de evlerin kirası 10 milyon lira. Ne demek 12 milyon? Niye diyeceksin ağız? Allah hakkımız da hayırlısını versin.